25 milyon pound'a ulaşan bir borçla Tevfik Paşa Hidiv bıraktı görevini biliyorsunuz. Yani ayrıldığı zaman, öldüğü zaman. Ve 4 milyon pound'a da bu yüzden kendi hissesini satmak zorunda kalmıştır ki %48 galiba hisse, çok önemli bir hisse kanalda. Biraz daha dayansa ve işletmeyi bilse belki de bir oyuna düşürüldü. Mısır ve kendi kesesi çok kurtulurdu bu işten. Çünkü kanal 69'da açıldı. 70'teki tonilato artık 1 milyona yakındı. Yani çok enteresan gemilerin geçişi, gidişi, gelişi. İlk yılı, evet. İlk, yani çok enteresan bir gelir geldi, onu göremez o. Burada iktisat tarihinin ve siyaset tarihinin en büyük numaralarından biri çıktı. Fransa maalesef dünyaya hakim olamayacak bir devlet olduğunu, böyle bir kapasitesi olmadığını gösterdi bir kere daha. Kendi girişimleriyle ve kendi dehalarıyla giriştikleri bir işi maalesef Palmerston denen adam da öldükten sonra hayırlısıyla başına gelen bize yakın biriydi. Lord Beaconsfield denen Disraeli bir Şark Yahudisiydi. Türkiye'yi çok tutardı politika olarak. Bunu da onun Yahudiliğine hamlediyordu muhafazakarlar. Parlamentoda Yahudi, Yahudi diye böyle çıfıt diye tempo tutuyorlar adama. Bu da sinirlenmiş artık. Yahudi öyle mi? Ne olmuş? Demiş. Yani benim ecdadım İncil okurken sizinkiler ağacın üstündeydi. Onu mu söylüyorsunuz? Çok, bu meşhur bir laftır yani. Çok ilginç bir şey. Ama Victoria'nın tabii çok tuttuğu ve zaten seçimi kazanan partinin başındaki muhafazakar güya, ama yaptığı reformlar yani sosyalistleri falan gölgede bırakır. Fakirlik kanunu falan İngiltere tarihinde. Bir gecenin içinde karar verdi, bütün hisselerini satın aldı Hidiv'in, Tevfik Paşa'nın. Ve kanal İngilizlerin oldu. Hindistan yolunu tuttu herif. Bu kadar enteresan bir şey olur. Yani herkes İngiltere bu işin karşısında derken kanalı eline geçirdi adamlar. Enteresan bir şey. Tevfik Paşa'ya kalan kanal için bir medeniyet yaratmak oldu. Kahir operası yaratıyor. Bizim çok uzun zaman beklediğimiz ve maalesef Osmanlı monarşisini kuramadı bir şey. Saray tiyatrolarıyla kaldık sadece. Ve tabii çok ilginç bir şekilde operayı da ısmarladı bunun açılışı için. Şimdi böyle Hurani falan, Albert Hurani gibi adamlar hiç yakışmıyor. Opera diye kurduğu şeydi de Rigoletto'yu millete sundu diyor. Ne yapsın? Verdi, yetiştiremedi şeyi, tatavasından. Aida'yı yetiştiremedi. Rigoletto ile idare ettiler ama sonradan geldi Aida yani. Ve dolayısıyla Mısır'dır dünya premierini yapan. Bunlar tabii çok önemli şeyler. İslam Eserleri Müzesi var, bu Kahire Müzesi. Bu kadar buluntunun pazarlarda satıldığını düşünün. Çok edepsiz bir devirdi bu. Böyle resimler var, fotoğraflar. İlk önce Londra'nın dandileri buluyorlar bu mumyaları. Toplanıp böyle ayrıca falan eş dost yahut da biraz daha şey kalabalık. Ortada zavallı mumyayı kesiyorlar, bakıyorlar falan diye. Ondan sonra iş ayağa düşüyor. Sonunda Kahire ve İskenderiye pazarlarında Sporta'da satılıyor mumyalar böyle. Çanak çömleğin arasında. Böyle bir rezaletten sonra hiç değilse bunu yaptılar. Bu tabii kurtarmadı. Gene biliyorsunuz son şey olaylarında burada çok yazık bir şekilde tavanı deldiler, girdiler içeri.
Avustralyalıların numarası çıktı. 300 küsur parçayı çaldılar. Allah'tan artık insanlıkta biraz utanma hasıl olmuş. Gürültü kopartıp aldılar geri, aldık geri diyorum. Geldi oturdu eserler oraya. Yani düşünebiliyor musun, elin Avustralyalıları buradaki şeyleri alıp götürmek istiyor. Yani tamamen ipin ucu kaçtı tabii. Mesela Bağdat. Elindim, halk girmiş yağmalamış. Halkın elini süremeyeceği şeyler var orada. Kasalar falan. Belli ki tamamen tertip. Orada ne bulduysa ama böyle çok hunharca, gaddarca, çok barbarca çalıp götürüyorlar. Yani iğrenç bir şey. Onun için bu yapı değişmiyor. Böyle bir yerlerden eski eser yağmalamak maalesef Hitler'in Nazilerine mahsus bir şey değil. Bunu bugün o dünyada herkes yapıyor ve çok utanmazca yapıyor. Bir şekilde buna karşı birleşmek lazım. O açık. Bundan sonra gelen Efendimiz görüyorsunuz. Opera binası. Bu tabii ki şimdi ne oluyor bilmiyorum. Ben burada hiçbir şey dinleyemedim. Şimdi yandı mı yoksa tamirde mi? Yandı. Restore edilecek herhalde. Bitti. Yani bu ama işte bir şey. Mehmet Ali Paşa Camii'ni göreceksiniz. Bunun bir özelliği şu, yani 18. asır Osmanlı mimarisi. Orada devam ediyor. Mısır'ın kendi camileri bu tarzda değildir. Onu söyleyeyim size. Yani Mısır'ın Memluklar'dan kalma mimari uslubu bu tarzda değildir. Bu şeyin devamı, Mehmet Ali Paşa. Bu hepimizin bildiği gibi İslam Sanatları Müzesi. Çok önemli bir şey. Ve Kahire Üniversitesi. Tabii ki bir bölümü bugün için artık. Ama bunlar Hidivler devrinden kalan şeyler. Ve hem bu İstanbul'a geçmeden evvel şunu söyleyeyim. Kahire'nin de İskenderiye'nin de her tarafı inanılmaz neoklasik, neorönesans, Art Nouveau üsluptaki binalar ve hatta iki harp arasında Bauhaus arkitekturu falan en kıyak örnekleriyle. Bunların çoğusu bugün artık sefalet apartmanları haline dönüşmüş. Hatta zaman zaman çöküveriyor içindekilerle birlikte. Yani bunu millet bile bile orada oturuyor. Günün birinde de çöküveriyor işte. Bu kadar basit. Yani böyle hazin bir olay ama şu açıkçadır ki bu pamuk medeniyeti ve bu Hidivyal idarenin zamanında hakikaten böyle bir nevi bir pamuk burjuvazisi çıkmış memlekette. Mesela şurada İstanbul'da yapılan eserlere bakalım. Görürsünüz şimdi hepsini. Mısır apartmanının içi. Şu Beykoz Kasrı bunu burada yapıyordu rivayete göre. Fakat bilhassa şey olayından sonra Kütahya olayından sonra bize hediyeye çevrildi bu. Bunun bir numunesi Avusturya sefaretidir Boğaz'daki daha küçük numunesi. Bu Millet Meclisi'nin binası restore edildi şimdi. Eliniz ayağınız değerse tavsiye ederim. Çok güzel bir bina. Mısır'ın hediyesi İstanbul'a. Beykoz Kasrı. Bunları biliyorsunuz. Prenses Rukiye Yalısı, Hidiv Kasrı belediyeye geçti. Hikayesi var ama anlatmam, dedikodu olur. Ben, ha? Yok, hiç hoş hikaye değil. Yani şimdi bu Abbas Hilmi Türkiye için pekala evet efendim, sepet efendim derdi. Mısır'ın kralı olarak devam ederdi hayatına. Biz böyleyiz demiş, kafa tutmuş, İngilizler de rap diye alıvermişler. Türkiye'nin de alakası yok, senin de alakan yok diye bütün mallara. İki kere kazık atıldı. Yani bu hoş bir şey değil, hiç hoş değil. Bir tanesi biliyorsunuz varlık vergisi sırasında adam akıllı yük bindirdi.
işler böyle. Hiç hoş değil. Yani tabii alabilirsin vergi ama her şeyin bir ölçüsü olur. Onun Köyceğiz'deki çiftlikleri ve demiryolu falan vardı. Dekovil attı. Bu da böyle herhalde bir şey yapmak istediler ki vermiyorum size, belediyenin olsun dedi. Böylelikle belediyenin bir kasrı var Çubuklu. Geçti. Ondan sonra bu Heybeliada'daki Habbas Halim Köşkü'dür. Bir yapı işte, bak görüyorsunuz değil mi? Mısır motiflerinin etkisiyle, çünkü bu Arnavut'ta ve Empresyonizm'de Mısır sanatının, eski Mısır'ın çok büyük etkisi var yani. Dünya bundan etkilendi. Devam etti. Bu Emirgan'daki pembe köşktür malumunuz. Efendim beyaz köşktür. Böyle gidiyor. Mustafa Paşalısı. Asıl önemliler Yeniköy'deki ve Bebek'teki Sait Halim Paşayalısı'dır. Maalesef Bebek'tekinin restorasyonunun iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Galiba bunun da değil. Ama bir tanesi şimdi başkonsolosluk olarak kullanılıyor. Haklarıdır. Mısır Devleti'ne verilmiş. Sait Halim Paşa bekar olarak öldü. Fevkalade bilgili bir adamdı. Sondan bir evvelki harbe girerken sadrazam, maalesef kendisinin bile haberi yok harbe girdiğimizden. Yani o şekilde kullanılmak istendi maalesef. Tamamıyla Enver Talat ve üçlüsünün numarası Cemal'in. O doğru bir tavır değil tabii ki, çok açık. Sonunda da zaten İslamizan fikirleri dolayısıyla biz dışladık. Ermeniler de olayların ve tehcirin suçlusu olarak Roma'da kendisini katlettiler. Tehcir operasyonuyla da ne kadar alakası var, o da tartışılır. Sait Halim Paşa birkaç dili çok iyi bilen, hem de okuyup yazma derecesinde. Zaten onu söylerler ki çok da doğrudur. Bizim Osmanlı Sarayı'nın batıya açılışı Abdülmecit'le başlıyor. Fakat en çok batıya göre yetişen son halife Abdülaziz ve Sultan Murat müzik iyi biliyorlar, resim iyi biliyorlar. Sultan Murat Fransızca'yı biliyor. Son halife Almanca bile biliyor Fransızca'nın yanında. Fakat Mısır'da genellikle ahali, hem hanedanın önemli üyeleri hem Türkçe hem Arapça ve ilave Farsça biliyorlar. Galiba veliaht da demiş ihtiyarlardan biri, efem Farsça da lazımdır falan demiş yani. Arapça, Türkçe yetmiyor, bir tane de Farsça olacak. Tabii ki Almanca da lazım. Fransızca, İngilizce de olmaz. Almanca da lazım. Mühim bir felsefe dili falan diye. Kültürel bakımdan bütün Kahire, İskenderiye Sosyetesi, Ay Society ve Hidivyal ailenin mensupları fevkalade önde geliyorlardı. Bu çok önemli. Unutmayın ki bu üçlü dala, yani demin size söyledim, İbrahim Paşa soyu, Tosun Paşa yeğen soyu, tükenen Sait Paşa dalı, bunların Osmanlı'ya olan akraba olanı İbrahim Paşa soyudur tabii. Hepimizin bildiği gibi hem Vahdettin'in sultanın hem de son halifenin çocuklarının çocuğu olan üç prenses akraba oldular. Neslişah Sultan, Hanzade Sultan ve Necdet Sultan. Bugünkü veliahtı saltanat durumundaki Prens Abbas da o kanattan geliyor. Yani o önemli bir şey. Burada bir akrabalık da var ve çok önemli bir şey. Yani artık hanedanla birleşme var. Bu tabii durumu değiştiriyor. Mısır'da daima Osmanlı'ya önde gelen bir saygı olduğu anlaşılıyor. En azından General Necip'te bu böyleydi. Nasır'ın ise kendine göre bir dünya vardı. O dünya olmadı. Keşke olsa.
Yani tahayyül ettikleri olsa olmaz. Yani herkese iş vereceğim diye 40'ar lira maaş verirsen herkesin işi olur ama dilencilik artık rüşvet dilenciliğe dönüşür devlet tarihlerinde. Ver 10 lira sana bilmem neyi göstereyim diyor müzedeki herif. Rezalet tabii. Tutankamon'un iç organlarını getiriyor mermerin içinde sonrasına göstermek için. Şey değil bu tabii, bunlar hoş görünümler değil maalesef. O sistem yürümedi. Yürümediği için de değişti. Bir şekilde değişti. Fakat şurası bir gerçek. O darbede bile ilk anda bu şey vardı, bu saygı vardı. Nitekim Küçük Fuat, Küçük Fuat yani en son kralı sayılıyor. Bir naibe ihtiyacı vardı. Naip gene hakları gasp edilen Abbas İlmi'nin, ikinci Abbas İlmi'nin, Hidiv Abbas İlmi'nin oğlu olan ve veliahtken bu veliahtlığı gasp edilen, itilen Prens Abdülmunim oldu naip. Nestişah Sultan da naibi oldu. Yani Mısır'ın emperyal tarihi de Hidivyal tarihi de böylelikle bitmiş oldu. Bu zengin bir ülkenin ve bugün tabii sınırsız nüfus artışı dolayısıyla fakir olan bir ülkenin, iyi organize olamayan ama çok yetenekli bir ülkenin, entelektüelleri fevkalade seçkin olan, yani İslam dünyasında İran'la birlikte ismi en çok duyulan, daha çok bile çok duyulan, etki yapan münevverlerin bulunduğu bir ülkenin, çok fakir köylülerin yaşadığı kendince bir enteresan yer, bir hiç eskimeyen bir medeniyet, eski medeniyet demek boş laf, hiç eskimeyen bir medeniyet her şeyle birlikte. Ve bu Hidivyal hakimiyette işte Osmanlı hakimiyetinin bir şekilde uzantısı ama Osmanlı değil. Yani bu çok açık artık, adı konmuştur bunun. Mısır'ın Hidivleri, Mehmed Ali Paşa soyu. Mehmed Ali Paşa ilginç bir kişiliktir. Üzerinde yazılan eserler, biyografik şeylerin hepsi yakıştırmadır. Hiçbir onu tam anlamıyla anlamaz. Çünkü bu Mısır tarihini yapan Araplar Türkçe bilmiyorlar. Yani Türkçe evrakı okumadan Hidivyal devri anlamak mümkün değil. Ama aynı şekilde Arapça evrakı ve yazıtları okumadan da Türkler için bu mümkün değil. Mümkün değil. Yani Mısır çalışan Türklerin de eksik bir tarafı var, öbürkülerin de var. Ve maalesef yöntem bakımından o eksikliği tamamlamak Yahudilere kalıyor, İsraillilere. Onlar da tam tamamlayamıyorlar. Onların da başka takıntıları var çünkü. Herkes kendi kalıplarını kırmakta çok zorlanıyor. Oysa ilginç bir ülke bu. Yani kendini de yenilemeyi de biliyor. Çok açık. Bir sürü sahalarına baktığın zaman çöplük olan bir yerde bakıyorsun hayat belirtisi başlıyor. Kendini yenilemeyi de bilen bir ülke. Öyle Tutsilik yok, Mursilik yok, Sisilik falan tartışmaları yapılacak bir yer değil. Çok enteresan bir yer. Ve bak unutmayın, 400'ü aşkın tesisi var Türklerin. Bu çok önemli. O demektir ki binlerce insan ekmek yiyor. Böyle yerlerde insanların mesuliyetle yaklaşması lazım bazı şeylere. Bunun herhalde çok fazla uzayan konuşmamı bitirmek zorundayım. Çünkü bir saati geçti. Bilmiyorum sorulara ne diyorsunuz? Bu Said Halim Paşa yalısı, hepiniz gitmişsinizdir düğüne, derneğe. Çok açık bir yer. Devam edelim, daha ne var diye. Bu yangın geçirdi. Ben bunun restorasyonunun da iyi olduğu kanısında değilim. Burada bir hayli resimler yandı. İçindeki şeyi görüyorsunuz. Bu bugünkü Mısır Başkonsolosluğu olan binadır. Bu da Arnavut'tur. Said Halim Paşa'nın ikincisidir.
Ayrıca bazı prenseslerin falan kullandığı yalılar da var tabii biliyorsunuz Yeniköy'de bilhassa. Yeniköy'ü çok seviyordu hanedan. Çünkü o zaman Yeniköy böyle değildi. Yani şu gördüğünüz yerler gibi değildi böyle böyle. Ya şurada bakın görüyorsunuz. Şunlar yoktu. Evet. Ama orada zaman bilmiyorum. Şimdi şunlar yoksa, şunlar yoksa çok güzel Yeniköy. Yani boğazın görünümü diyorlar. Ondan sonra herkes görünümü götürüyor. Evet, soru var mı? Buyurun. Başka? Kavalalıdır herhalde ama bunlardan değil. Öyle mi? Yani ben bu soydan geldiğini bilmiyorum, zannetmiyorum. Ama şey, Kavala geniş bir kaza, çok hoş bir yer. Ora üzerinde de bir yanılgı var tabii biliyorsunuz. Kavala'daki şey, Kavala'daki kemer Roma devrinden kalma değil, Mimar Sinan'ın eseri. Onu söyleyeyim, her gidip gelen çünkü Roma devri şey, kemerleri der. Aquaductus denir ya, tamam. Alamayacağız ama zaman baskısı var. İzin verirseniz 5-6 soruyla sınırlayabiliriz. Yalnız lütfen mikrofona konuşun. Kaydedildi çünkü bütün konuşma. Sorular da kaydedilecek lütfen. Hocam, Hidivlerin vakfiyeleri gayet iyi bir şekilde kurduğundan bahsettiniz. Efendim, bugün Yakacık'taki, yanılmıyorsam, Hidiv Hilmi Paşa'nın vakfiyesi tamamıyla küçücük bir binada kaldı, yol geçirdi. Bu kim kadar satın alıyor binayı, kim istimlak ediyor? Onu belediyelere, vakıflara sormak lazım. Aydos Ormanı'ndan E5'ten sahile kadar inen, ben gittim Kartal Belediyesi'nde sordum. Sayın Başkanım dedim. Bu nerede? Güzel İnanılacak bir şey değil. Yol geçirmişler, yok yapmışlar. Vakfı vakfa naklediyorlar, bitiriyorlar sonra. Ama vakfiyeler kurulurken sene üzerine mi kurulur? Yoksa böyle gelişi güzel şehir geliyor? Onun dala verilerini bilmiyorum. Bilsem ben de yapacağım. Çok sevgin oluyorsun. Hali vakıflar diyorlar böyle. Hali vakıf demek sahipsiz kalmış demek. Vakıf zaten sahipsiz kalmak için yapılmıştır. Yani soyumuz sopumuz tükenir, mal ziyanı olmasın, Müslümanlar istifade etsin diye. Hatta insanlar din şartı şey değil, toptan bunu böyle götürüyorlar vakıfları falan. Tabii unutmayın, vakıfların birleştirilmesi idareyi kolaylaştırıyor. Ama aynı zamanda bu tip numaraları da kolaylaştırıyor. Kimin orada oturduğuna bağlı. Kimin orada oturduğuna bağlı. Ve Türkiye'de çok uzun zaman, halen de öyle mi bilmiyorum, vakıflarda oturan hukukçular hiçbir şey bilmezlerdi. Hiçbir şey bilmez. Yani oradaki işlemleri takip edecek halleri yok. Karşı çıkacak veya vakfın hissesini, statüsünü savunabilecek bilgisi yok. Ben buna gördüm. Böyle bir iki kere bilir kişiliğe çağrıldım. Hiç olacak gibi değildi. Çünkü okumuyorlar. Yani modern şeyler, Türkiye'de vakıflar hukukuyla çok ilgilenmiyorlar. Bir iki kişi hariç, isimlerini biliyoruz onların. Bu onlara çok acayip ve komplike geliyor. Ama maalesef realitede o ki, Türkiye topraklarının, emlakın, arazinin, zeytinliklerin, binaların çok önemlice bir kısmı da vakıf statüsü altında. Evet, başka soru var mı efendim? Hocam,
Validepaşa Yalısı'nın konsolosluğa geçişinde bir hikaye anlatılır. Evet. Bu aslı var mıdır? Hani internetteki her şeye de inanamıyoruz. Validepaşa kim biliyorsunuz değil mi? Bayan Paşa hani kadın. O çok enteresan Mehmet şey yani Tevfik Paşa ile ilgili. O ilginç bir protokol var orada. Çünkü Hidivyal ailenin mensuplarıyla bizim emperyal ailenin mensupları arasında yani hanımlar arasında bir protokol şeyi de var. Ayağa kalkmamak için güya ayakta oturup ayakta oturulmaz ya. Ayakta etrafa bakınıp sohbet ediyorlarmış havasında karşılarlarmış bizimkileri. Girince böyle kalkıp dizilip falan değil de böyle sanki kokteyl salonuna girmiş gibi giriyor. Hoş geldiniz diyor. Şimdi Validepaşa kendine göre çok sert kaideleri olan bir şey, valide ve dikkatli yaşıyor tabii, ona göre de dikkat ediyor. Ekstravagant bir sülale, onu söylemek lazım. En mühim mesela her sene Mısır'a dönüş zamanı öyle kamera falan filan değil, gemi tamamıyla kiralanıyor. Geminin içi değiştiriliyor. Kendine göre salona yatak odası yaptırılıyor. Bunlar hep yaptırılıyor. Sonra da hep kanapede sabahlıyorlar. Topu topu da üç günlük ne bir gezidir o yani, seferdir İskenderiye'ye kadar. Yani oradaki harcamalar, Allah bizimkiler hayatta öyle şey yapmamışlardır yani. Osmanlı Sarayı'nda oradaki harcamanın hakikaten çok küçük bir kısmını bile görmek mümkün değil. Ama tarihçinin ve normal popüler zihniyetin şeyinde ne kadar fark var. Bütün bunlara karşın da böyle kumarla servetler yiyen adamların bilinen miktarı şeyle karşılanmaz böyle Rusya ile falan. Yani onu da size söyleyeyim. Felaket şeyler var. Geçen de okudum. Baş balerinası Rusya'nın Nikolay'ın da veliahtlığı sırasındaki girlfriend'iydi. Ya kadın amma servet kaldırmış sırf çar ailesinden ya. O nasıl ya, yok böyle bir şey. Bu şartta hakikaten yok bu kadar. Yani insanlar biraz bazı şeyleri değerlendirirken ölçüyü yazmaları lazım. Nihayet hükümdar dediğinde yani Salvation Army'nin mensu gibi yaşamaz yani. Olmaz öyle bir şey. Bu çok açık. Buradaki geçiş diye bir şey yok. Burası Mısır'a bırakıldı. Bırakıldı. Bu Mısırlarındır. Bu kadar açık yani. Hocam bir soru var. Mısır Mısırlarındır lafını biliyorsunuz. Arabi Paşa diyorlar. Urabi olacak. Hidir Tefi'nin en büyük çatışma alanıdır. Mısır milliyetçiliği ayaklandı. İngiltere bastırdı Hidir Tevfik'in çağrısı üzerine 1882 olacak ve nihayet o iş bitti. Ondan sonra Mısır idare edildi derken tabii borç ve iflas, iflasa karşılık Fransa ve İngiltere başta çok kontrol ettiler maliyeyi ama öyle bizim duyun umumiye gibi falan değil, hiç alakası yok. Her şeyine her dakikaya karışıyor. Mesela burada kurzon metotları geçti, Hindistan'daki kurzon. Öbürküsü mesela, en önemlisi tabii Mısır'ı idare edenlerin başında gelen, ben size söyleyeyim, Blunt geçmişti. Blunt memurlardan biridir. Çok enteresan bir herif. Şeyin torunuyla evliydi. Lord, abi söyleseniz ya. Hayır. Meşhur şairin canım. Byron'un, Byron'un. Onun torunuyla evliydi. Bu böyle kendince bir anti-emperyalist şey geliştiriyor. Hava. Biraz orijinalite olsun diye. Şimdi onun için burada bakın. Lord Cromer için, bu Mısır'ın baş belası olan ünlü komiser, gözlemci. Söylediği şu.
Hidiv diyor, Abbas İlmiye hitabı diyor, like a schoolmaster towards his schoolboy diyor. Çok acayip öyle. Öğretmen talebeyi açtı adeta. Koca Hidiv. Tavırları bu. Yani İngiliz memuru bu. Ve inanılmaz derecede çingeneler. İnanılmaz derecede. Mesela şimdi şeyde görüyorsunuz, bu yapı çok enteresan. Kıbrıs'ta bir iskele yapmadı İngiltere. Neredeyse 100 sene idare etti. Bir iskele yok. Bizim tarafımızda kaldı, Lefkoşa'da. Ya nedir o ya? Baraka gibi bütün bırakıp gittikleri binalar. Yani böyle Fransa gibi falan döküm saçımda gitmiyorlar. Gösterişli binalar falan. Yok öyle bir şey. Yani bütün Orta Doğu'da İngiltere'nin girip çıktığı yerlere bakın. Bir tane Beyrut bulamazsınız yani. Yok öyle bir şey. Beyrut'a maşallah Osmanlı da yapmış, Fransız da böyle süslemiş gitmiş o Burç Meydanı'na falan. Hiç öyle bir şey yok. Mısır da aynı şeyde, mantalite içinde. Yani ellerini sürdükleri yok. Her şeye müthiş müdahale, masraf ettirmeme. Bir üniversite binası, bir doğru düz gümrük binası. Hiç değilse kendilerinin devam edecekleri doğru düz bir şey var mı? Lokallerin dışında kütüphane falan mesela, bunların hiçbirisi yok. Çok enteresan bir yapı. Bu bakımdan tabii Mısır'daki İngiliz medeniyetinden söz etmek çok ölçülü davranacağınız bir şey. Zaten yapı da ortada. Burada okullar var. Victoria College falan, ama onu daha çok Hidiv'in kendi yaptırıyor, besliyor. Ama Mısır'da Fransızların çok yatırımları var, kültürel yatırımları. O yüzden Mısır'da hakikaten herkes Fransızca biliyor, bilhassa hanımlar. İngilizce subayların dilidir böyle. Mesela o Nasır falan, Enver Sedat, Mübarek falan, onlar İngilizce konuşurlar asker takımı. Çoğunun karıları çok güzel Fransızca konuşur devam ettikleri okullar. Bu bir yapılanma. Evet. Hocam konuşmanızın başında Konya'dan geldi ataları evet dediniz. Ben de bu Ohri Gölü'nün kenarından gidip Arnavutluk sınırına doğru gittiğimizde bir Kocacık diye bir köy var. Orada bütün hepsi yaşayanlar Türk Arnavutluk sınırında ve hepsi Konya'dan gelmiş. Konya'dan Kocacık'a dönmüş isim hatta. Tabelalarında da ayrıldı. Onlar değil, bunlar değil. Tabii. Yani Atatürk'ün babasının da orada doğduğu söyleniyor. Evet. Ben bu Konya'dan gidişleri anlayamadım. Yani o dönemde. Vallahi bütün Konya Rumeli'yi besleyemez. Bu mümkün değil. Mesela Bulgaristan'da çok büyük bir çoğunluk Mithat Paşa zamanında göç eden. Çünkü Kırım Savaşı oldu. Ve Kırım Savaşı'nda ordu ve müttefikler Kırım'a çıktılar biliyorsunuz. Ve yerli Müslümanlar onlarla hemen işbirliği yaptı, bekliyorlardı çünkü. Sırf onlar değil, Yahudiler de yaptı. Ruslara tercih ediyorlar her zaman Türkleri. Bunun tabii bedeli ağır oldu, onun için çok göç oldu Kafkasya'dan ve Kırım'dan. Hepsi Bulgaristan'a yerleştirildi ve Dobruca'ya. Yani Mithat Paşa'nın en büyük etkisi o bölgelerde, bu bir kaynak. Başka yerlerden gelmeler de var. Ve tabii bir de yerinde dönmeler var. Ama onların zaten dilleri galiba yerel dil olarak kalıyor. Konya o kadar çok bir insan kaynağıdır sürgün için. Karaman doğrudur. Ama galiba bütün Rumeli'yi besleyecek kadar değil. Evet, buyurun. Hocam son zamanlarda bu Hidivlerin Tuzcuoğlu isyanlarında evet Memiş Ağa'ya birkaç yüz atlı sipahi gönderdiği yazıyor. Bunun hakkında bilginiz var mı? Siz de okuduğunuz... O var o makale. Bekir Tuzcuoğlu ya. Bekir Bey yazdı. Tuzcuoğlu diyorum.
Tuzcuoğlu isyanları için bizim rahmetli hocamız yazdı biliyorsunuz, Münir Aktepe. Onu okursanız orada görürsünüz onu. Yani Hidiv'de de yardım etmiş, 100-200 atlı olabilir, göndermiş. Bir evet. Sürü isyan için gönderiyor. Öyle sualları var onun. Hicaz ayaklanması öyle bastırıldı. Araba ancak Arap'la hallediliyor. Bu Vahabiler felaket tipler. Yani mesela Kabe'yi ele geçirdiler. Yakıyor, yıkıyor. Yani adam için her şey bidat. Türbede bidat, bilmem ne de bidat. Yani çok fazla tahribat var. Elanda devam ediyor yani. Onu kabul edemiyorlar. Evet. Hocam, Kavala'daki imarethaneyi görmüştüm yakın zamanda. Evet. İmarethanenin üstünde Mehmet Ali Paşa için Muhammed Ali Paşa yazıyor. Muhammed'dir Mehmet, biz diyoruz. Ve imarethanenin girişinde de Yunan ve Mısır bayrakları var. Heykelin var? Altında Yunan ve Mısır bayrakları var. O vakıfçıların bir numarası o. Çünkü onu söylemek bana düşmez ama şimdi orada Yunanistan'da ve Mısır'dan gelenlerin o vakfı kullanması var. Tabii vakıfların hikayesi hep birbirine benziyor. Bol bol yayıyorlar herhalde ucundan ucundan. Bayraklar orada sarkıp duruyor ama Madame Mısır Lidis'in de pek bu hikayeyle meşgul olduğunu zannetmiyorum. Daha çok zengin bir koca ve hayatını oraya vakfederek vaktini geçirme çok da iyi bir iş yapmış. Müteşekkirim. En azından çok güzel bir 18. asır sonu. Başına ait bir Osmanlı eseri numunesi yok o koca imparatorlukta. Tabii ki Mısır'ın zenginliklerinin de payı var. Böyle güzel bir vakıf bina ortaya çıkmış ve muhafaza ediliyor. İyi koruyor. Bravo yani. Hakikaten çok iyi. Evet, Muhammed de Mehmet'in Arapçası öyledir. Biz Mehmet diyoruz. Hocam, imarethanenin karşısına da Yunan hükümeti bir heykel yaptırmış. Kavalalı Mehmet, evet, Ali Paşa'nın. Kavalalı bizden demek istiyor. Deyiversin. Herkes için yapsa şunu daha güzel olur. Mesela bir yerden çıkan bir adamın heykelini yapmaktan ne zarar var canım? Yani bunu anlatamıyorsun. Bu böyle enteresan bir şey. Ben mesela baktım, Bahçesaray'da Puşkin'in büstü var. Güzel yani, adam oraya için şiir yazmış Hansaray diye. O sayede de tahrip olmaktan kurtulmuş orası. Yani tabii ona şey yapılır, heykel dikilir güzelce, muhafaza edilir. Böyle şeyler iyi yani. İşte Mehmet Ali Paşa, o da Mısır'ı kuran, Kavalalı tabii bir yerde kendisi, oranın çocuğu. Bir adam, onu anlıyorlar, fena oturuyorlar. Şimdi o orada olmasa, o imaret bakılmasa kim bilir neler olurdu oraya. Siz Yunanistan'daki açgözlü tahribatın ve kentsel dönüşüm özleminin buradan daha az mı olduğunu zannediyorsunuz? Neler gördüm ben orada? Pandantif gibi Bizans kilisesi etrafını böyle apartmanlar çevirmiş. Selanik'te falan çok. Bir yerin nüfusu 150 bini geçti mi? Victims of urbanization diyorlar. Yani şey, mesela o Kabe gömüldü kaldı Suudi Arabistan'da. Bir etrafında bir sürü binalar, böyle böyle oteller. Acaba otellerde oturanlar çok mu müeddep oturuyorlar yani Kabe'nin etrafına göre? Saçma sapan şey yani, insanoğlu maalesef obur. O oburluğu nasıl engelleyeceksin? Artık yaşadığımız hava kirleniyor. Evet. Hocam, ben şunu merak ediyorum. Şimdi Osmanlı hanedanı hiç başkasından kız alıp vermiyor ve hanedan dışında asalet vermiyor. Evet. Böyle bir aileyi istemiyor. İşte bu nedenle Müslüman kadınları almıyorlar hareme falan. Böyle bir hikayeler var, yanlış bilmiyorum. Bu bir müddet sonra doğrudur. Yani aşağı yukarı 16. asır Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra Bayezid Han dikkat ediyordu. O çocuklarını öyle yerli ve komşu hükümdarlarla evlendirtti çocukları.
Ondan sonra bu iş haremdeki güzellere döndü. Zeki kızlar, güzel kızlar, havalı tipler. Kissinger sormuştu bana müzedeyken. Vallahi biz böyle tercih ediyoruz dedim. Böylelikle hemofili dinastilerinden sayılmıyoruz dedim. Çok güldüydü buna. Şuna bak, hemofili dinastisi diyor dedi. Doğru. Çünkü herkes böyle kuzeni evlenirse sonu için biraz cılk çıkıyor. Yani son çarev için hali bir rezalet tabii Rusya için. Hiç olmayacak şey Almanya'dan. Yani herifin hastalığın menşei bugün de tam belli değil yani. Nasıl gittiği falan biliniyor da tam tedavi için belli kaynak bugün de belli değil. Fakat bir şeyler olduğu görülüyor yani. Çünkü hanedan tarihleri çok iyi tutulduğu için Avrupa'da. Öyle bizdeki gibi değil yani. 5 nesil, 6 nesil, 7 nesil evvelki prenslerin huyu, suyu, hastalıkları hepsi kayıtlı. Bunu 3. Aleksandr'ın önlemesi gerekirdi. Yani Rusya'nın veliahtı olacak bir geri zekalı gidiyor oradan bir kızı sevdim diye tutturuyor. Bu olmaz. Yani mümkün değil. Yahut da morganatik evlilik dediğim şey yaparsın, vazgeçersin haklarından. Sevdiğin kızla Allah mesut etsin dersin. Bunlar yapılmadı. O bakımdan bu şey değil, kötü bir sistem değil. Yani çok muzur bir sistem değil ama tabii ki şu da var ki sülaledeki kadınların soyunu sopunu bilmiyoruz. Yani ancak 19. asırda artık bir takım önde gelen Çerkez aileler kızlarını vermeye başlamışlar. Orada belli kimin ne olduğu. Yani son devirdeki Kafkasyalı gelinler dolayısıyla babaları, dedeleri belli onların. Kim olduğu belli. Ama 18'e kadar belli değil ve bir sürü de hikaye dönüyor. Yani Nakşidi Sultan bir Gürcü kızı mı yoksa Emedi Rivori mi falan böyle. Çok hoşuna gidiyor bazılarının ama hiçbiri tespitli değil. Bu yaygındır. Yani böyle şeyler çok oluyor. Ben esasında pardon hocam şuna bağlamak istedim. Şimdi burada bir hanedan var Mısır'da. Ha o başka bana yok. Nasıl gözlüğümü biliyorlar? Ben bana... Nasıl gözlüğümü buluyor oğlum canım? Biz bitmiş bizim buradaki hakimiyet bitmiş. O da kızlarını verdi. Yani şey halifenin torunları onlar. Halife sürgünde. Daha ve çok yok var. Yok ondan evvel olur mu öyle şey? Daha evvel Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kızı oluyor galiba Emine Tugay değil mi? Evet. O şekilde bir şey var yani o prenses falan filan o şekilde bir evlilikler var. Mısır prensesi o ve bizde de bir büyükelçinin eşiydi. Çok bilgili falan bir hatun, adam akıllı bilgili bir prenses. Lütfen İş Bankası'ndan çıktı onun hatıratı, hatıratın ötesinde bir şey yani. Hakikaten bilmiyorum kaç kişiye nasip oldu okumak çünkü böyle bir şey. Koyun başucunu, aşam aşam okuyun sıkıntı. Nefis bilgiler var içinde canım. Yani şeye kadar var mesela şu manevi cihazlandırma cemiyetleri falan var ya. Onların İsviçreli kökenleri bile var. Kaçırmamış Emine Prenses. Tutsa yazmış araya. Yani çok esaslı bir memuar o. Lütfen onu okuyun. Evet, oradan anlaşılıyor. Ama mesela Neslişah Sultan'ın Hanzade Sultan'ın ve Necda Sultan'ın Mısırlı prenslere verilmesi eski zamanda olmazdı açıkçası. Onu size söyleyeyim. Bu artık sürgünün şartları içinde oluşan bir şey. Zaten ondan sonra bir tek Mısır'la değil, Haydarabad'a bile gitti gelin yani. Dürüşe var Sultan da, Nilüfer de, Hanım Sultan da. Yani daha da giderdi yani. Şey oldukça çünkü hayat zor da artık yani bir şey yok. Bir yerde ailenin itibarının kurtulması için artık mecbursunuz öbür Müslümanlarla evlenmeye. Hiçbirinin kalkıp da talebe rağmen bakın talep de vardır talip. Hristiyan aristokratlarla veya hükümdarlarla evlenecek hali yok. Onu kaldırmıyor daha bünye. Bundan sonra olursa olur. Evet.
birkaç kere Kırım Hanlığı'ndan bahsettiniz, örnek olarak verdiniz. Gence Hanlığı'nın Kırım Hanlığı'yla bir alakası var. Kimin? Gence Hanlığı. Yani Gence Hanlığı Azerbaycan Hanlıklarındandır. Kafkas, Kırım'la evet, oraların alakası yok. Hayır. Orası Azerbaycan Hanlıklarından. Gence, Şeki, Lenkeran Hanlığı, Baku Hanları, bunlar öyle. Evet. Karabağ falan. Merhabalar. Ay, ellerinizden öperim, kusura bakmayın, sizi çok seviyorum. Ağzınıza sağlık. Buradayım. Gerçekten çok çok seviyorum. Biraz da heyecanlıyım. Şimdi şey soracaktım size. Bu son padişah Vahdettin'in yani açılan miras davası ile ilgili işte yalılar, çiftlikler, bir sürü araziler Galatasaray Adası'nda hak talep eden... Onlar Vahdettin padişah, son padişah değil. Kimin? Abdülhamit Han. Ha, Abdülhamit, affedersiniz, çok heyecanlıyım ya. Ama şimdi orada bir şey var. Şimdi bunu ben sizin fikrinizi, yani almaları konusunda sizce bir şey almaları yok. Hayır, bunların istemeleri bir sürüsü doğru mudur? 1856 ıslahat fermanı liberal esaslara, beynelmilen esaslara tabi olarak herkes herkesin ülkesinde arsa marsa satın aldığı üzere işletme falan burayı da açıyordu beynelmiler kullanıma. Bazı şeyleri kurtarmak için bir şey koydular, restriction, sınırlama. Hicaz arazisinden ve mukaddes mekanlardan arazi alamazsınız diye. Fakat bu tabii reddedildi. Çünkü dediler, hadi duvarların içinde Kubbetüs Sahra ve Mescid-ül Aksa'ya elimizi sürmeyelim ama Kudüs'ten alırız amca dediler ve aldılar da yani bir sürü vakıflar, kiliseler yeri falan. Hicaz'a dokundurma istedik, Kerbela arazisine dokundurma istedik, Necid'e falan. Onlar tamam. Bir de bunun dışında padişahın hasları vardır tabii. O, onun sonu gelmedi. Evet. Yani Sultan Abdülhamit bir sürü şeyde miri şeyden kendi hasları olarak. Çünkü miri mal kapitalizmin gelişmesine, sıraatın kalkınmasına mani geri bir sistem. Ve beynelmiler ilişkilerde bir iptidailik olarak görülüyordu. Yani önleyici bir şey olamaz. Sen bizden alacaksın, biz de senden alacağız havası var. Onun için o böyle bir sürü arazi üstüne yaptı. Şimdi bunların hepsine sahip çıktığı zaman bunun kazanılmış dava yok bu konuda. Daha evvel de denendi. Tabii hele bu son çıkış, Kuru Çeşme Adası falan kim yedir ya? Yani Galatasaraylılar adama işte malını kaptırır yani. Yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Orada bir hanımefendi var. İyi, burası değişik. Hanımlar söz istiyor burada. Sevgili hocam, merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Siz çok fazla dil bilen, beynelmiler her yerde tanınan bir tarihçisin. Hem dil bilmek de bir marifet değil, onu da söyleyeyim. Ama bir tarihçi ne için çok önemli. Lazım, önemli değil, evet. Lazım. O kadar çok da değil, sonra kafayı yersiniz yani. Rahmetli Halil İnalcık, o da sizin hocanızdı. O da bilirdi, hiç göstermez. Evet, şimdi bu yeni YÖK... Yeni YÖK yönetmeliğiyle işte dil bilmenin profesör ya da doçentlik olmasının bir şartı kaldırılmak isteniyor. Niye? Zaten bilmeden oluyorlar. Sadece... Ben hiç unutmam, bir arkadaşım çok zeki bir olandı rahmetli. Fransızcadan geçmiş ikinci dil. Evet. Tabii geçmemiş, onun Fransızca bildiği yok, nasıl yaptıysa. Ya sen şimdi Fransızca biliyorsun değil mi dedim buna. Bu sinirlendi de. Herkes senin gibi gerizekalı mı oğlum dedi bana. Ben de dedim ki gerizekalı sensin. 20 bin kelime Amerikanca bileceğine, ki doğru. Argosuna kadar biliyordu. Dörder binden 5 lisan bil daha iyi olur. O meşhur olaydı yani. Böyle bir şey vardır Türkiye'de, tek lisan eğitimi.
tek bir sanat da zannederler ki o yabancı okullarda falan okuyunca işi hallettin. Öyle halledilmez o. Çok eski zamandan beri ben baktım onların kurikulumlarına, şeylerine. Çok nakıs onlar. Mesela 19. asır dönemecinde bile çok güzel Fransızca öğretiyor ama Latince, Yunanca yok orada. Halbuki o devirde kibar bir lisede, yani okkalı bir lisede, Alman olsun, Fransız olsun, mutlaka İtalyan, Latince ve Yunanca'nın çok kuvvetli okutulması lazım. Yani Batı medeniyeti o. Bizimkilerin oraya girmemişler bile. Yani şimdi tevhid-i tedrisattan sonra Allah razı olsun çıkarandan, çünkü çok lazım bir şey, hiç tartışmıyorum ama tevhid-i tedrisatla orada lisan eğitiminin şeyi düşüyor tabii, yani yabancı dil eğitiminin. Onu çocukların kendilerinin yapmaları lazım, ailelerinin takviye etmeleri lazım, bilmem ne. Hiç öyle bir şey de yok, tam buldum, bul, döküle döküle gidiyorlar. Bu Türk milleti bu lisan işini bir problem yaptı. Evet. Halbuki bu hiç öyle zeka işi falan değil. Bir parça sıkıntı, bir parça sevme, bir tarafça ilgilenme, dünyaya açılmayla çözülecek bir şey. Hele bizim tarihçilerin kesinlikle. Yani ben hatırlıyorum, dil tarihte imtihana giriyorum bitirmede. Bir kız girdi, ben girdim, biri daha girdi Farsçadan. Bana 10 verdi Medya Hanım. O zavallı ama kız böyle tenekeyle yazıyor Brey alfabesini, telle. O 8 aldı, ezberlemiş her şeyi. Biri de 6 aldı. Bir de utanmadan 6 alan öğretmen hanım olacak. Demek biri daha girse 4 alacakmış hocam, dedi hocam. Zaten onun için gelmemiş dedi, utanın biraz dedi, kovaladı. Ya kıza bak ha, mektep bitirecek, ekşeysi, yan görevi Farsça, onu öğrenemiyor. Nerede öğreneceksin? Osmanlı tarihi yapıyor güya. Yani bunlar son derece enteresan şeyler. Burada meslek dilleri falan da öğrenilmiyor. Çok garip. Bunu yıkmak zorundasınız. Çok kan açık bu. Böyle yarım yamalak İngilizcelerle, Fransızcalarla falan olmaz. Yani bunu yeneceksiniz. Peki hocam, şurada Türk üniversitelerinin kalitesi nasıl artırabilir? Vallahi artıramazsın. Böyle kafayla gelene ne lüzum var diyor adam. Ne diyeyim ben ya? Allah Allah. Bunu imam hatiplerde diyorsun, düzelt diyorsun. Aldırış etmiyor. Çünkü Anadolu kasabalısının bir kötü huyu vardır. Kendisinden sonra yetişenin daha iyi olmasını istemez. Bu bir tedbir meselesidir. Neme lazım yani, boynuza da fazla fırsat verilmez yani. Boynuz boynuzluğunu bilecek diyor. Yani. Çok açık. Evet, çok teşekkür ediyorum.